Profesör Messer'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Messer. Bu modülde devre anahtarlamalı WAN teknolojileri hakkında konuşacağız. Bu bölüm 2.5'te Network Plus sertifikasyon gereksinimlerinden gelmektedir. Burada birçok farklı WAN teknolojisi tiplerini kategorileştirmemiz gerekiyor. Sadece bu devre anahtarlamalı versiyonlara göz atacağız. Bir sonraki modülümüz paket anahtarlamalı versiyonlar üzerine olacaktır. O halde bunları ayırıp bu modülleri oluşturarak sizin için biraz daha küçük hale getirdim. Devre anahtarlamasının ne olduğu hakkında konuşacağız. Bir sonraki modülümüzde paket anahtarlaması hakkında konuşacağız. Bu farklı teknoloji tipleri boyunca ilerlediğimizde diğer bazı WAN özellikleri hakkında tartışacağız. Bu modülde göreceğimiz WAN teknolojileri devre anahtarlama teknolojileridir. Şimdi POTS ve PSTN adı verilen bir şeye bakacağız. T1, E1 ve T3E3'e bakacağız. Ve bunların ne olduklarını ve nasıl çalıştıklarını açıklayacağız. Daha sonra ISDN BRI ve ISDN PRI hakkında konuşacağız. Ve WAN üzerinden devre anahtarlamalı teknolojilerimizde bunların ne olduğunu açıklayacağız. Devre anahtarlamalı bir süredir bilinen bir şey. Mesele şu ki iki uç nokta arasında bir bağlantı oluşturacaksanız ve bu bağlantı siz tamamlanıncaya kadar çalışır durumda kalacaktır ve daha sonra siz bunu yeniden kesebilirsiniz. O halde bu bir telefon aramasına çok benziyor. Telefonumu elime alıyorum, bazı numaraları giriyorum ve diğer taraf için devre gibi bir şey oluşturuyorum. Bu devreyi kullanırken buna erişim sağlayabilen tek kişi benim. Her kimi arıyorsam beni duyabilir. Başka hiç kimse ben telefonu kapatıncaya ve devreyi yeniden kesinceye kadar bu hattı kullanamaz. O halde devre anahtarlamasının konsepti uzun bir süredir hayatımızda zaten yer alıyor. Diyelim ki bir telefon araması gerçekleştiriyorsunuz. Telefonu alıyorsunuz ve tam burada oturuyorsunuz. Diğer tarafta hiç kimse konuşmuyor. Başka hiç kimse bu devreyi kullanamaz. Bunlar başka hiç kimsenin yararlanamayacağı geniş alan ağı üzerinden kullanılan kaynaklardır. Her ne kadar siz konuşmuyor olsanız da ve karşı taraf konuşmuyor olsa da hala bir devre oluşturmuş olursunuz. Ve buna hiç kimse erişim sağlayamaz. O halde bu senaryoda bu kaynakların nispeten yetersiz kullanımıdır. Ancak bağlantı burada her zaman mevcuttur. Telefonumu alabilirim, biliyorum. Bir telefon araması yapabilirim ve bu diğer tarafa bağlanacaktır. Öyleyse kaynaklar yerinde oluşturulan bir şeydir. Bir telefon hattını kullandığınız sürece bu sizindir ve başka hiç kimse buna erişim sağlayamaz. Bununla ilgili bir güzel şey, eğer bir devre satın alıyorsanız bu devre ile anahtarlamalı WAN bağlantılarından birini satın alıyorsanız bu garanti edilmiştir. Bu her zaman sizin için bulunacak ve size belirli miktarda bir bant genişliği sağlayacaktır. Çünkü başka hiç kimse sizinle bunu paylaşmaz. Eğer bu bağlantı üzerinden bilgiyi transfer edebiliyorsanız bunu transfer etmeniz gerekir. Bu veriyi gönderebilirsiniz. Başka hiç kimse buna erişim sağlayamaz. Bir devre anahtarlamalı vanın çok genel olan bir tipi hakkında zaten daha önceden konuşmuştuk. Bu POTS yani düz eski telefon hizmeti için kısaltmadır. Bu bizim telefonlarımızı işaret eder. Buna POTS ismini vermedik. Bunu düz eski telefon hizmeti şeklinde adlandırmadık. Bu sadece ortaya çıkan diğer teknoloji tipleri gibi geçen yıllar boyunca bir tür gelişme olan bir isimdir. Ve telefonları yapmak için kullandığımız bu eski metodolojiyi tanımlamak için bazı yollara ihtiyaç duymuştuk. Her ne kadar bu eski bir metodoloji olsa da, PSTN (Public Switched Telephone Network) kamusal genel telefon şebekesi olarak adlandırdığımız ve hala dünyanın her yerinde oldukça fazla kullanılmaktadır. Bu daha çok internet gibidir ancak telefonlar içindir. Bugünlerde insanların ortamlarında gittikçe daha az telefon kullanıldığını görüyoruz. Herkes mobil telefonları kullanıyor. Bunlar geleneksel POTS hizmetine sahip değiller. Bunlar Voice over IP kullanıyor olabilir. Bu kesinlikle devre esaslı tipte geniş alan ağı bağlantısı değildir. Ancak bu tüm telefonları dünyanın her yerine bağlamamıza izin verdi ve bir telefondan başka bir telefona uluslararası bir arama yapabilmemize izin verdi. Sanki sihirli bir şekilde çalışabiliyordu. Çünkü bu bir standartlaşmış kamusal anahtarlamalı telefon şebekesiydi. Bu sizin makinenize gelen iki teli kullanıyordu. Telefon sisteminiz ve herhangi bir yerde bulunan o ayrı makine arasındaki mesafe Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 ila 5 kilometre arasında olabilir. Farklı tiplerdeki kablo bağlantıları ve farklı tiplerdeki ortamlar mesafeler üzerinde bazı kısıtlamalar koyacaktır. Ancak sizin de görebileceğiniz gibi hatta kırsal bölgelerde dahi telefonun merkez ofisinden çok çok uzakta olabilir ve hala telefon hizmetine sahip olabilirim. Bu yüzden bu son derece uyarlanabilir bir teknolojiydi. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri üzerinde her yerde ve sonunda dünya çapında bir teknoloji haline geldi. Ne yazık ki bu POTS ağı ve PSTN'in dezavantajlarından birisi de bant genişliklerinin gerçekten çok küçük olmasıydı. Burada ekipmanın kullanacağı bu teller üzerinden çok fazla frekans iletebilirsiniz. O halde geçebileceğimiz bu bant genişlikleri ayrıca nispeten küçüktür. Bugünlerde bu telefon hatları vasıtasıyla modem tipi komunikasyonlardan uzaklaştık ve daha yüksek hızlardaki ağlara geçtik. Çünkü bu teknoloji tipi bu daha yüksek hızları desteklemiyordu. Bu başka bir tarafta WAN bağlantısına ihtiyacınız olduğunda kullanıldı. Bir T1'e ihtiyacınız oldu. T1 bağlantınızı alın. Bugünlerde belirli alanlarda, belirli şirketlerde T1 ortamını gerçekleştiriyoruz. T1'in orijinal ismi T taşıyıcı 1 şeklindedir. Bu Bell Labs tarafından oluşturulan bir standartlaşmaydı. Bunun yaptığı şey bir ortamda iki tel çiftine sahip olmanıza ve bunu sahip olacağınız ekipmana bağlamanıza izin vermekti. Bu iki tel bu devrenin diğer tarafında bulunan bir şey ile iletişim kurmanıza izin veriyordu. O halde devre esaslı WAN teknolojisi sizin oluşturduğunuz bir devreydi ve bu sizindi. Başka hiç kimse bunu kullanamazdı. Bu T taşıyıcı ayrıca bir DS1 olarak da ifade edildiğini duyabileceğiniz bir şeydir. DS1 dijital sinyal 1'in kısaltmasıdır. Eğer oldukça spesifik ayrıntılara girmek isterseniz DS1 bir fiziksel T1 hattı üzerinden kullanılan mantıksal bir örüntüsüdür. Ancak kendi endüstrimizde yaptığımız şey bunları aynı şey olarak adlandırmaktır. Ben bir DS1'i yerleştirdim. Ben bir T1 yükledim. Bu bir etkileşimli tip modunda. Bunun hakkında bahsettiğimiz şekille tamamen aynıdır. T1'lerin az çok Kuzey Amerika, Japonya Güney Kore'de yer aldığını görürsünüz. Ancak kesin olan bir şey var ki bu gerçekten Kuzey Amerika ve Japonya ve bu ortamlara odaklanmıştır. Dünyadaki diğer herkes yaptıkları şeyler için farklı formatları kullanıyorlar. T1 bunun içerisinde 24 kanalı sahip olmamıza izin veriyor ve bu kanalların her birisi 64 kilobit genişliğinde bant genişliği setidir. Bu şu anlama geliyor. Eğer hesaplama yaparsanız bu bağlantılar üzerinden saniye başına 1.536 megabit band genişliğine denk getirebilirsiniz. T1'ler popüler hale geldiğinde 1.5 megabit band genişliği çok büyüktü. Şaşırtıcı miktarda band genişliğini bunlar üzerinden elde edebiliyordunuz. Ethernet ağlarımız saniyede 10 megabit ile çalıştığı zaman veya token halkası ağlarımız saniyede 4 megabit ile çalıştığı zaman 1.5 megabit geniş alan ağı bağlantısına sahip olmak, yeterli olandan daha fazlaydı ve ihtiyacımız olan her şeyi mümkün kılıyordu. Her ne kadar bugünlerde video ve audio için duraksız işlem teknolojilerimizden bazıları için 1.5 megabit bize çok fazla yardımcı olmasa da, daha önce de bahsettiğim Kuzey Amerika, Japonya ve Güney Kore T1'leri kullanıyor olabilirler. Ancak burada dünyanın E1 olarak adlandırdığı bir başka standart daha var. Avrupa gerçekten T1 teknolojisine baktı ve bunu genişletti. Sonunda Kuzey Amerika ve Japonya haricindeki ülkelerde standartlaşmış olan yeni bir standarda oluşturdu. Burada gerçekten E1 teknolojilerini görmezsiniz. Yine söylüyorum biz T1'in yaptığı gibi iki tel çiftini kullanıyoruz. Yani benzer fiziksel plandır. Hatta çok spesifik olsun diyorsanız RG45 veya RG48S veya RG48C tipi bağlantılarda vardır. Ancak bunun üzerinden geçen band genişliği miktarı biraz daha farklıydı. Bir E1 üzerinde 32 kanala sahiptik. Yine 64 kilobit band genişliği. Yine eğer hesaplamalar yaparsanız burada saniyede 2 megabit'in üzerinde band genişliği vardır. O halde bir E1'de T1'e göre biraz daha fazla kullanılabilir band genişliğine sahibiz. Bunun T1'lere göre yeni bir teknoloji olduğunu görebilirsiniz. E1 bize daha fazla esneklik kazandırdı. Güzel. T1 ve E1'e sahip olduğumuzu biliyoruz. Ancak burada bir de T3 veya bir E3 de vardı. Bu ayrıca DS3 olarak da ifade ediliyordu. Bu şekilde ifade edildiğini duyacaksınız. Bu dijital sinyal seviyesi 3'ü gösteriyor. Bir T3 24 DS1 kanalı alıyor ve bunları tekli koaksiyel çifti üzerinde birleştiriyor. Yani neredeyse saniyede 45 megabit ile çalışabileceğimiz anlamına geliyor. O halde bu son derece yüksek bir veri hızı. Kablo modemlerin bulunduğu home ofislerimizde sahip olacağımız hızlardan bazıları için dahi bu daha hızlı olabilir. Bu bir tam çift yönlü bağlantıdır. Öyleyse bu her iki yönde de neredeyse 45 megabittir. Geniş alan ağı bağlantılarına sahip olan çoğu büyük şirketler yeterli bant genişliklerine sahip olduklarından emin olmak için T3'leri kullanacaklardır. Bu koaksiyel kabloları kullanır. RJ45'leri kullanmaz. Bu eski tarzdaki BNC konnektörler koaksiyele sahiptir. Bunlar T3 tipi bağlanabilirlik için harika bir şekilde çalışmaktadır. Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinde E3'e sahibiz. Bu 15 E1 sinyalini birleştirerek saniyede 34 ila 35 megabit hıza ulaşmamızı sağlıyor. Bunlar hala koaksiyel bağlantıları kullanıyorlar. Bunlar kendi üzerlerinde hala bu BNC'lere sahipler aynı gibi görünüyorlar. Ancak bu saniyede 34.68 megabit sağlamak için koaksiyel üzerinden giden farklı bir sinyal tipidir. Göreceğimiz devre anahtarlama teknolojisinin en son tipi ISDN adı verilen bir şeydir. ISDN Integrated Service Digital Network, Tümleşik Hizmetler Sayısal Şebekesi ifadesinin kısaltmasıdır. Bu ev düzeyinde yüklenecek olan ilk yüksek hızlı ağlardan birisidir. Birçok şirket almadan önce bunlar evlerde kullanılıyordu. Ancak bununla ilgili güzel bir şey, bu sizin mevcut telefon kablonuzu kullanarak bunu yapabiliyordu. Kendi ev ağımızda bu daha düşük hızlara sahip olduğumuz tür BRI Basic Rate Interfaces temel oran arayüzleri olarak adlandırılan bir şeydi. Bunun için ayrıca 2B artı D ifadesinin kullanıldığını duyabilirsiniz. Buradaki B harfi Bearer yani taşıyıcı kanallar anlamına gelir. Bu veriyi gönderdiğimiz kanaldı. Bunlar 2 tane 64 kilobit taşıyıcı kanallardı. Şimdi modemlerimiz gerçekten saniyede 56 kilobit ile gittiği zaman bunlardan ikisinin bir araya gelmesi bize bu home ofislerde ve hatta daha büyük şirket ortamlarında sahip olabileceğimiz gerçekten çok büyük bir 128 kilobitlik band genişliği sağlamaktadır. Burada ayrıca sinyal verme kanalı D kanalı olarak bilinen bir başka kanal daha vardır. Bu genelde erişiminiz olmadığı bir 16 kilobitlik sinyal verme kanalıdır. Bu sadece ISDN ağı üzerinden dahili iletişim için kullanılır. Ayrıca PRI arayüzü olarak adlandırılan ISDN'in bir başka tipi daha vardır. Bu gerçekten T1 veya bir E1'de ortama taşıyan bir ISDN bağlanabilirliğidir. T1 örneğin 23 kanalımız var ve bir de sinyal verimi için D mevcut. E1 toplamda 30 taşıyıcı kanala, bir D kanalına ve ayrıca alarmları göndermek için ayrı bir kanala sahipti. Bu bir van anda olduğunuz zaman gerçekten çok önemli. Şimdi bu PRI bir PBX'e sahip olan çok büyük ortamlarda hala sıkça görebileceğimiz bir şeydi. Bunlar kendi dahili telefon sistemlerine sahiptir. Bu ikinci santral sistemidir. Bunların izinli oldukları şey bu tek tel ile doğrudan bağlanmak için bir ISDN bağlantısını taşımaktır. Bunlar temelde 23 gelen telefon hattına sahiptir. ISDN'i bireysel analog hatlarınıza nazaran getirmek çok daha etkilidir. Şimdi bu devre anahtarlamalı WAN teknolojileri hakkında neler öğrendiğimizi görelim. İlk sorum PSTN neyi ifade ediyor? Hatırlayacak olursanız bu bizim kamusal genel telefon şebekemizdi. Bu dünyadaki diğer telefonlar ile iletişim kurabilmek için kendi telefonlarımız ile kullandığımız telefon şebekemizde. Sonraki sorumuz bir T1'in kaç kanalı trafiği taşır? T1'in içerisinde birçok kanal var. Biz kaç tane kanalı gördük? Hatırlıyor musunuz? 24 kanal. Bunların her birisi saniyede 64 kilobit taşıyordu. Son sorumuz hangi devre anahtarlamalı WAN teknolojileri daha sık olarak koaksiyel kablolar ile ilişkilendirilmiştir? Burada birkaç tanesine göz atmıştık. Bu özel modülde WAN bağlantılarımızı koaksiyel üzerinden getirdiğimiz yerde T3 bağlantılarımız hatta E3 bağlantılarımız vardı. Güzel. Bu WAN teknoloji tipleri hakkında özellikle devre anahtarlamalı WAN teknolojileri hakkında bilmemiz gereken şeyleri gördük. Bir sonraki modülümüz paket anahtarlamalı WAN teknolojileri ile ilgili olacak ve bu listede incelemediğimiz diğerleri hakkında tartışacağız. Daha fazla Network Plus videosu izlemek için mesaj panolarımıza katılmak veya bana mesaj göndermek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com